Assalomu alaykum. O'zbekistonda yarim kechada oshdi. Menimcha O'zbekiston sharoitida hozir bu soatda internet o'tirgan odam bo'lmasa kerak, ammo bilamanki, ertalab tong otgandan keyin buni ko'rishadi va o'shanga ko'ra har kim o'zini xulosasini chiqaradi O'zbekiston tomon. Tashqarida yurganlarimiz uchun bu yangilik balkim nima bo'lishi mumkin. Aytsam o'ldirarlar, aytmasam o'lam degan mazmuni juda muhim bir, butkuch bir narsa haqida gapiraman. Buni isbotini topish uchun bir necha kundan beri xabarlashayotib edim. Mana nihoyat xabar yetib keldi. Bu janob Inoyatovning O'zbekistondagi butun milliy xavfsizlik arxivining asosiy qismini, kopiyasini veya originallarını, kompromatlarını, originallarını başka arxivning kopiyalarını Patrushevka olib bergan. Esingizda bo'lsa, 3-4 kun oldin janob Inoyatov O'zbekistondan chiqib ketganligi haqida gap-so'z bo'ldi. Bu balkim shunday bir oddiy bir ma'lumot sifatida ketdi. Keyin ertasi kuni birdaniga prezident matbuot markazi bu haqda xabar tarqatishga majbur bo'ldi. Go'yoki janob Inoyatov kasalligi munosabati bilan uyida yotibdi, ishga ham chiqa olmayapti, bunga bezovta bo'lmaslik kerak, anaqa gap so'zlarni qilib buni shunday bosdi bosdi qilmoqchi bo'lishdi. Men albatta har jiddiy bir narsa, jiddiy bo'lmagan narsa esda saqlab qoladigan anaqa odatim. O'zbekistondagi insonlarimga, do'stlarimga bu haqda tezlik bilan qanaqadir surishtiruv o'tkazish, buni aniqlash qanaqa bo'lyapti, nima bo'lyapti o'zi. Bu janob Mirziyoyevning buni senatga qo'yganligini orqasida nima bor ediyu, nima maqsadni ko'zlayapti, ma'lum edi hammamizga. Ammo buni natijalanishi uchun, oxirigacha yetib borishi uchun uni o'sha yerda qolishi kerak edi. Faqat o'zi emas, uni tayyorlagan, shuncha yildan beri yig'gan O'zbekiston hokimiyatining barcha pog'onalari va umumiy bo'lib o'tgan butun voqealar, qatliomlardan tortib va boshqa voqealargacha kompromatlari yig'ilganligi, arxivida yig'ilganligi, u o'zi qo'lida ushlab turganligini biz bilardik. Bu odam anoyi odam emas. Bu odam Moskvada Patrushev tarafidan boshqariladigan, uning do'sti, uning oilasi, o'g'illari, boshqalari Rossiya Gazprom'dan tortib va boshqa Rossiya nimasiga ega, mulklariga ega, o'sha pullar o'sha yerda oqlanib, o'sha yerda tozalanib, keyin boshqa davlatlarga chiqarilyapti. Rossiya fuqarosi, oilasi ko'pchiligi, qarindosh urug'lari bo'lsin va Inoyatov O'zbekistonga ishonib, Mirziyoyevga ishonib hokimiyatini shunday berib ketmaydi. U prosta ketmadi, oddiy masbatda o'zi bilan olib ketdi kerak narsalarni va buni O'zbekiston ichkarisida ushlab turganda, buni albatta uni baribir hozir yangi kontora ahronat qilyapti, atrofini o'rab olgan. Ammo birinchi ikkinchi kunlarida ishdan bo'shagan paytlarida albatta birdaniga ola tosir bo'ladi, hali hech kim yo'q, uni orqasidan yuradigan, uni qarindosh urug'ini tekshiradigan, uni ahronat bahonasida, uni qo'riqlash bahonasida qilinadigan bütün ishlar hali birdaniga tayyorgarlikdan o'tmasdan, yetarli kadrlar, ishonch kadrlar bo'lmasdan oldin bu janob albatta ayyor. Umri KGB'de o'tgan odam tapir tupur yo'l bo'lib yana birdaniga Toshkentda paydo bo'lganiga biz uchun shubha uyg'otgan edi. Bu mudhish narsa biz uchun, chunki agar g'arbga kelib tushsa, boshqa davlatga kelib tushsa, balkim kimgadir Assange'ga o'xshagan odam buni butun dunyoga e'lon qilib bu kompromatlari qanaqadir buni voqelikka aylantirardi. Baribir Rossiya bu qo'lida buni hech narsa qilmaydi, faqat O'zbekiston shantaj qiladi. Balki Mirziyoyev shantaj qilgandir. Kecha birdaniga milliy xavfsizlikni, ya'ni olqishlab boshlabdi, qarsak chaldiryapti odamlarga, bu tashkilot fidoyi odamlar bor ekan, 70% fidoyi ekan deyapti. Birdaniga maoshini o'stirmoqchi, uy joy bermoqchi, mashina bermoqchi ularga. Kammidi? O'zbekistonda 200 necha ming mehecha bor. Etmedi mi? Yani da yine şimdi başlangıç derste burada ne gibi bunaka tezkere bok etkenliği elbette bir de
bir balası bulmasa şu yerde kuyruk ne kurulur dedik ya evet dedik bu düşünde bu çıktı bu müthiş nersi bir devlet içindeki bütün korrupsiya katliamlar hammasi o'sha devletin içinde hal bo'lish kerak bugün o'sha devlet içerisinde bunu sudlov tekshiruv tergov bütün prosesleri erkin adolani o'sha davlatda o'tish kerak. Boshqa bir davlatni qo'liga borib, u davlatni iqtisodiy, siyosiy, geopolitik uni zo'm ostida ushlab turish uchun shantaj qilish uchun foydalanadigan bo'lsa, bu xoinlikdir. Inoyatov xoinsiz. Xoin. Bu to'g'ri. Bu qatliom boshqa narsa. Davlatchilikda büyük katta davlatlarda katliamlar, öldürüşler, yok buluşlar belki bölgende unutuladı tarihte ama hainlik hiç geçen unutulmaydı. Gapim tamam. Sağ ol Reynar. Bu mesele. Şimdi ikinci mesele. Şimdi bu yaş tamamen var bu vakiyelerde. Reşit Kadirip'in yarım milyardı gönderilgenliği. Yarım milyardı bir ermiş yani. Onun boynuna koyulmak için bugün. Davacılar var çünkü. Bu davacılar hammasi legal yani kanuni pul işlep topgan bizneste ya başka sahalarda kanunileştirilgen pulu yani ispat gibi yer aladı. O adamlar yine dava kıldı hazır. Biz de pulumuzu versin, kaytarsın de. Ama şunaka cayları var ki, şunaka adamlar var ki bu Reşit Kadirip talagen yok ki. Bunlar özleri nakonuyla pul topgen yani. Özleri başkaları talagen bu siyasi hakimiyetteki o siyasi rahbar adamlar ulardı Kadirip talep koldan koyan bu bir ulan hiç geçen itham idi. Erzeyem yazam idi az bizde pulumuzu mesela Ryan hakimi, Oblis hakimi 10 milyonun af koyan edip yazam idi. Bu anık. Ular Allah kaçan bunu vazgeçken. Ama ikinci vazgeçkenliğin var mı? Narka mafya ve mafya. Reşit Kadir ular diye mi taladı? Ular da ne var koydu? Ulaya mı yazam idi Erize? Kim yazdı hazır 500 milyon davanı yani 500 milyon dolarlık oladigenimiz var bu Reşit Kadirip'ten. Bizi kolumuzda agen dip yazgenler. Hammesi kanunu işlegenler yani kesin, sen kayırdan o gene diye pullu dese, tehlike hazır. Onu, ula ispat gibi yere aradı, korkmaydı. Şunun içine mi yazdı herize? Ben ilk ilgen malumatlar göre, tehlip klişe yaptığın ki, hani özün razı bulup, kayısı muhtarını, o, şu kayısı muhtarını af geledigen bese, o şey hazır, ilan kılınge. 500 milyonlu Özbekistan kayıtları alamayın, banklardan bağırıp ala alamayın. Ya oğullarım, kızlarım, kimlerin namı da böse, o şöyle aladı. Kaytarıp opkili aladı. Kogenini, çi. O etmeyken bunu şu, bari o şeydi. O şöyle o gün ben, şunu bilen kutulayı diye yapken misin? Yok. Reşit Kadirif yaşı biledi. Ben iki yıl aldım. Onu yeşildi gelen şu, cahiyi bastırmak istedim. Bu hatta, jurnalistler yüttüğü insan hukukları korrupsiyaya karşı kuruşuyordu gelen. Şey adamlar bilen şey Latviya'daki telefon kıyken ben gelpleşken ben etip koyuyorum ben de indi. Böyle bir gelp söz buladı ki gıybetti. O hemen köyde adam var o şey polisesi diyeyim, telgavu diyeyim, jurnalistler arası diyeyim. Onun adamı var o şey, o şey devlette. Ulan benim için onge yetkisiyken o buradan bir uğra aldı. Giyin bu nersi şimdi kaldı. Şvitsarya beni izleye sakıldı. Porsche'ye borgunca evde beni blok kıldı. Bütün hemen ersem mi? Hatta benim pravamım nakonuni bulup çıktı güya ki. Bank hesaplarım, yol kıran başka bir hiçbir ersem imkanı bulmadı. Özünden özü kana kadar bürokratik şuna kadar vakıya bu gende kılıp korsatıldı. Ama ben bildim ki beni ta Germanya'ya arkamdan yürüp Porsche mahvi hizmeti alıp çıkıp taşıp keyip ayıp gitti. Ben kayıp girme dedi. Sen uysan bunun suçluğunu, seni öldürüşü mümkün bu adam biz devlet demez ama başka cahil dedi. Bu adam ne beni makale yaptı? Çünkü Mioşet'te ilan kılmak istedim. Bu adam 2 milyar 700 milyon pul var. Bunu Gülnara'nın adamları, Şükrat Kulağ'ın generalleri ve başka generalleri bunu teyirle kendine bu biledi. Uyam KGB'şlik, uyam KGB'şlik. Bunu bütün bu kısa kitaplarını, arşivini kopyalaşken.
Bu adam Özbekistan'a 2 milyar 700 milyon pulu kaytarış gerek. Kanaka nelegalini adamlar da agam hiç forması yok. Şu halt içinden çıkan bu pul. İşte devlet teritoriyası da, şu valüte, Özbekistan teritoriyası da kanuni mi ne kanuni bizi kızıktırmaydı. O kaytarış gerek. Onu bala çakası çetilde yürgen aldı. Koç yürgenler. Hammesi bana mi? Şivisari adamın açık. Adresim hammesi açık. Min her doim eytemem. Bu adam bu ruhatta, düzülgen ruhatta, yittin çorunda turadı. Kerimler, beş de kerim var, altıncı, yittinci bu adam turadı. Bu adam kaytarış gereği bu kulu, Özbekistan'a. Tergav çörer yırtmaz, yer taraf çıkınlar, şu videonu koy vereyinler, etsin. Ben kandayı kıl o üzerine, o şu şantaj kıldı, o şu devlette mahfi hizmetine sabar vereceğim, geledigen bosa, ona kabul edin, ona kabul edin. Ki kanaka adamlar da yollamakçı buldu. Meni korkutuş, öldürtüş, şantaj kılış, öldürmek için bugün. Hamasını yapıradı, o pulu niye mi yapıradı? O yapırmasa yapıradı genelde bu. Kiyin ilava sipatı, bu Akber Ali'nin pulu niye mi oldu? Et koyunlar. Akber Ali'nin pulunu, o bu ayrı hesap. Hani. O böyle hesap. Akber Ali'ni, o halde tuzakka düşürdü. Tuzakka düşür, onun pulu niye mi koydu? Akla kanunlaştırıp, az için indi. Tergavda sen, senin arkanda hemen yürüttü. Seyir yem senin arkanda. Mossad'ım senin arkanda. Sen bunu hiç nasıl kılamıyorsan biz bunu kılamıyız dedi. Bu balanı hazır. Nezaret edemez. Lekin o hesap kitabı da onu körüverdi. Bankalarda onun namı da turgen diye. Ama aslan günde Reşit Kadir bu onun şaikası. Başkara yaptı. Niye burunu başkara yaptı? Cenablar. Adalet bol edigimiz. Hemen için teyim büsün. Adalet. Bana şu gel. Eğer bu adam 500 milyon buran kutulama dedi gembesi kutulamaydı. Bu onu bala çakasından bu şey hem nevere çevirisi den bu şey hem burnundan sonra varlanadı bari. Çünkü bu hem mes hücceti bilen hem anasası ispatı bilen türktü. Bunu hava biledi. Garip dünyası biledi. Onun pulu için kreş geti yaptı elbette. Özbekistan'a bir kısmını almak için. Bunu göremez.